planı yarısı kurup. Su gitmiyor. Aa bak şu fırsat sana sulama aranı dışındadır. Onlara da borç geliyor. 50 tane dilekçe vermişim. Bütün bankodat budur cebimdedir. Desey hiç bizim hata olmuyor. Bizi takmıyor. Nereye gidelim? Vergimizi veriyoruz. Vatandaşlığımı yapıyoruz. Her şeyimi devlete karşı saygımız, saygısızlık yapmıyoruz. Gene de ezilen biz eziliyoruz. Benim ürün kurudu. Ben şu an motordan sunuyorum. Haberinde var. Hamza'nın da haberi var. Geçen sene motordan sunadım. Aynı parçanı Hamza'ya resim attım. 3 ay sonra birlik beni arıyor değilsen su atmışsın. Motor resmini atmışsın. Motor hala orada duruyor mu? Dedim kardeşim 3 aydır sunama bitti sunama. İşte bu yüzden bak bu çare değil. Bak bu çare değil değil. Tamam biz de biliyoruz çare değil. Şimdi burayı kapatmışsın suyu vermiyorsun değil mi? Verme. Giderim bir 5 metre kilometre geriden suyu tamam, keserim. Tamam kes. Ama bir saat sonra da vatandaş suyu isteyecek. İstesin. İşte bu çare değil ha. Suyu da gene kesecek. Git kes. Şu anda hemen git. Keserim sıkıntı değil. Şimdi hemen git. 5 yıl bir kes. Bu çare değil. Şu anda şu kısımda buna bütün su gitme. Bütün vatandaşlar şikayet edecekler. Otomatikman muhatap ortaya çıkacak. Başka çare yok yani. Bu sorunumuz yaklaşık olarak projenin yapılması gününden itibaren 5 yıldır devam ediyor. Mağaracık bölgesi yapılan proje bir kere yanlış. Kotalarıyla beraber sıkıştırması her şey yanlış. Bir hidrap 200-300 dönüme muhatap. Komşularımızla sorun yaşıyoruz. Su sıkıntısı var. Suyun seviyesi şu an kanalda biz kapattığımızdan dolayı şu an seviye yüksek. Derece bir kapalı bölümün çalışması için 70-80 derecede olması lazımken 30 derecede su geliyor seviyede. Su sıkıntımız var. Ürünlerimiz hepsi kurudu. Gelip 415 lira mısır parasını alıyorlar. Mardin kanalının güneyinde Haram bölgesinde 90 lira su parası alıyorlar. Bizde şu an dönüm başına 415 lira mısırdan para alıyorlar. 150-160 lira küsurat buğdaydan para alıyorlar. 415 lira mısır pamuktan para alıyorlar. Bölge halkı olarak şu an çok mağduruz. Yapılan kanalda su istiyoruz. Su bizim bölgemize gelmiyor. 80 bin dönüme mağaracık projenin tamamı 163 bin dönüm. Bu 163 bin dönümün 80-90 bin dönümü Mağaracık mahallesine muhataptır. Ve bu bölgeye rotasyon yapıyorlar. Beşer gün. Bu rotasyon dahilinde su gelmiyor. Şirket elemanları da şu an budur yanımızda. Onların bilgisi dahilinde su gelmiyor bize. Evet. Projeyi kurarken istihdam yükselsin diyorlar. Hani nerede istihdam? Kurudu, ürünlerimiz kurudu. Şimdi bu kanal geldiği günden bugüne biz sorunlarla başımız belada. Hangi kapıya gittiysek bugüne kadar bu soruna çözüm bulacak bir muhatap ne bulduk? Ne bulacağımıza inanıyoruz. Bu sorun sürekli devam ediyor. Kanalın başlangıcından bugüne kadar biz müdürlerle konuştuk. Yani bu kanalın bu bölgeye, bu araziye yetmeyeceği konusunda biz defalarca konuştuk. Yetkililerin bize söylediği tek kelime dediler ki bu Kanoğlu'nun P2, P1'den sonra P2 bir proje eklenmesi yapılmış. O proje eklenmesinin siyasi baskıyla yaptırılmış onlara. Dolayısıyla o ikinci P2 siyasi baskının yaptırılması sonucunda işte biz burada mağdur oluyoruz. Kıyoruz, kuruyoruz, su parası borcu geliyor, gidiyoruz, hacize verilmişiz, haberimiz yok. Ondan sonra da diyorlar ki gidin mahkeme açın. Hidrat su akılan depo, içine koydukları depo. Odra hidrat yok, ben hacize vermişler. Gidiyorum diyorum ki sen burada şu anda gene hidratın yok. Diyor ki sen diyor o sulama sahası içerisinde olduğu için ondan dolayı borç sana geliyor. Yani bu kadar bir adaletsizlik olur mu ya? Bu kadar çifte standart olur mu ya? Hüdapar Halliye Teşkilatı olarak bugün Mağaracık bölgesinde yaşanan susuzluk nedeniyle biz de buraya geldik. Maalesef şu anda yerinde sorunu dinledik. Gerçekten tüyler ürpertici. Yani 80 bin dönümden bahsediyorlar. 80 bin dönümün susuzluğundan bahsediyorlar. Biz şuradaki kardeşlerimizi dinledik. Gerçekten yetkililerin bir an önce bu soruna bir el atması lazım.
Yani gerek DSİ, gerek valilik, gerek diğer kurumlar üzerine düşen görevi yapıp bir an önce burada mağdur olan, su yetişemeyen tarlalara bir an önce su vermeleri lazım. Şu anda devletin görevi, DSİ'nin görevi gelip burada halktan sadece para almak değil. Her yılın sonunda onlara yüklü faturalar çıkarmak değil. Aynı şekilde buradaki insanların mağduriyetini gidermesi, aynı şekilde o insanların tarlalarına su yetiştirmesi lazımdır. Sadece şu buraya bir kanal çekmek sorumluluğu bitirmiyor. Dolayısıyla kanal çektikten sonra bu insanların tarlalarına su götürmek mecburiyetine. Çünkü niye? Buradaki kardeşlerimiz, buradaki çiftçi kardeşlerimiz şu anda yıllık olarak dönüm başına 415 lira sadece bir mahsule veriyorlar. Paranın karşılığında su alamıyorlar. Şimdi yetkililere soruyorum. Bugün buradaki çiftçi kardeşlerimize sahip çıkamazsak çiftçilik bugün bu bölgede bittiği zaman yarın öbür gün biz çiftçilerimize destek oluyoruz, biz çiftçilerimize yardımcı oluyoruz dediği zaman ne kadar birbirleriyle çelişecek. Dolayısıyla bir an önce bu Mağarcık bölgesindeki 80-90 bin dönüm olan buradaki çiftçi kardeşlerimizin mağduriyetinin bir an önce giderilmesi lazım. Biz de Hüdapar olarak bu soruna eğileceğiz. Yetkililerle görüşeceğiz. Bu sorunun çözümü noktasında bize ne düşüyorsa yapacağız inşallah. Kanalımız yaklaşık olarak 5 sene önce bize su geldi. Yani bütün arazilerimiz 80 bin dönüm arazi sulama alanı içerisine girdi. Bundan sonra ilk başladığından beri su sıkıntımız var. Yeterli su alamıyoruz. Ve bize su parası kesiyorlar. Su parasından dolayı bize icralık ediyorlar. Bundan dolayı da biz şikayetçiyiz. Hidrat dediğimiz budur. Kanalın geldiği günden beri su bundan akmamış. Şu gördüğümüzde biz buna sifon diyoruz. Kanaldan çekmişler. Şu karşıda ağaç var. Adam 4000 metre bunu döşemiş. Hidrattan su gelmediği için adam şu sistemi döşemiş. Her bir borunun parası 110'luk 125'lik 100 lira. Düşünün 4000 metre adam boru çekmiş, sifon çekmiş.